Merhaba. Çalışma hayatında, sosyal güvenlikte gündem başlıklarının yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Kronik, yani ezelden beri, uzun süreden beri devam eden konular var. Bunların yeniden harekete geçtiğini görüyoruz. İstihdamda yeni girişimler, kıdem tazminatı gibi akut konular var. Yeni ortaya çıkan konular. Torun bakımına ücret gibi son derece ilgi gören bir proje bu. Böylesine bir dönemde özel söyleşide Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Doktor Mehmet Müezzinoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Hoş bulduk Oğuz Bey. Sağlıklı yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bir dahiliye uzmanı ile birlikte olunca aynı zamanda akut kronik benzetmesini yapma gereği duydum efendim. Büyük anneler, büyük babalar veya sizin sadece büyük anne diye tanımladığınız konuya geleceğiz. Şöyle işaretler aldım. Bizim NTV.com.tr'ye muazzam bu konuda bilgi talebi var, sorular geliyormuş. Oraya geleceğim ama daha sıcak bir konu var galiba. Sizin bugünkü temaslarınız açısından bankacılarla bir araya geldiğiniz yolunda bir bilgi var. Konu emekli maaşlarının yatırılmasına promosyon. Bir gelişme var mı? Ne durumdayız? Şimdi tabii emeklilerimizin maaşlarına promosyonla ilgili açıklamayı Sayın Başbakanımız yıl sonu itibariyle yaptı ve 1000 liranın altında emekli maaşı olanlara 300, 1000 ile 2000 lira arasında olanlara 375 ve 2000 liranın üzerinde olanlara 450 lira promosyon tabanını Sayın Başbakan açıkladı. Evet. Şimdi bunu özellikle tabanı diyorum. Çünkü biz bunu özellikle kamu bankaları bu işin ana gövdesini oluşturuyor. Taahhüt altına girebilmek adına ve yaklaşık da 5 milyar gibi bir bütçe buna harcanacak. Ama biz burada özellikle kamu bankalarıyla görüşürken şunu dedik. Özel bankalar da bu işin içinde olacak ve rekabetle daha fazla ve daha farklı promosyon verebilecek olanlar da verebilmeli. Yani işte 1000 liranın altına emekli maaşı olanlara ben şu önerilerim var diyerek o kitleyi kendisine çekebilir. 1000 ile 2000 lira arasında olanlara ben şu ilaveleri veya bonusları sadece para söz konusu değil, farklı bonuslar. Mesela bizim şimdi 11,5 milyon emekliden bahsediyoruz. O büyük bir kitle. Şimdi kış aylarında bizim 11,5 milyon emeklimizin %10'u dediğimizde 1 milyon 100 binden fazla kitlemiz. Şimdi bunu yazın, kışın işte hava koşulları daha iyi olan Antalya'da, Muğla'da, işte Akdeniz'de, otel turizminde biraz kış turizmi anlamında otellerin boş olduğu dönemde ya yani bizim emeklimize 10 günlüğüne belirli promosyon destekleriyle oralarda bir kış tatili projeleri geliştirebilirler. Buna benzer farklılıkları oluşturabilmelerini onlara biraz pencere açıyoruz. Rekabeti biraz arttırmaya çalışıyoruz. Böyle bir özel görüşmeydi. Yani verilecek promosyonun miktarı konusunda da bir yükselme söz. Bu taban. Artık rekabet hangi kitleye neyi getirir onu önümüzdeki 2-3 ayın içinde göreceğiz. Torunlara maaş efendim son derece ilgi çekiyor. Siz de bugün bilgiler verdiniz ama benim tabii amacım bir haberci olarak biraz daha ileriye gidebilmek. Şöyle bir hesapladık, 450 liraya falan mı geliyor ücret? Oradan başlayalım. Şimdi öncelikle asgari ücretin %30'u evet. gibi bir net rakamdan gidelim dedik. Ama şu anda daha rakamı %30'larda sabitledik ama farklı önerilerle önümüzdeki salı veya çarşamba Sayın Başbakanımızın katılımıyla taraflarla birlikte bir protokol imzalayacağız. O protokolü imzaladığımız gün net rakam karşımıza çıkar. Asgari ücretin netinin mi? Netinin %30. Netinin %30'u. Taraflardan kastınız Sayın Bakan? Şimdi burada şunu bir pilot uygulama yapacağız. Evet. Bu anlamda ben İstanbul Sanayi Odamıza teşekkür ediyorum. Bu projeyi 1,5 ay önce İstanbul Sanayi Odası'nda bizim bakanlığımızın istihdamı ile ilgili sunumu yaparken
kadın istihdamında azalma olabilme riski var. Dolayısıyla böyle bir proje yaparsanız iyi olur teklifini orada yakaladık. Şimdi bizim için aile, anne evlat ilişkisi önemli. Şimdi doğum yapmış annenin hamilenin son döneminde, doğumun ilk aylarında yasal hakları var. Ama çocuğu 6 yaşına gelinceye kadar yeni bir hak tanıdık ve dedik ki çocuğun 6 yaşına kadar gelinceye kadar yarı zamanlı çalışabilirsin. Şimdi devlette yarı zamanlı çalışanlarla ilgili bir sorunumuz yok. Ama özel sektörde yarı zamanlı çalışan anneler için şöyle bir sorunumuz var. Yarı zamanlı çalıştığı zaman maaşının yarısını alıyor veya ne kadar çalıştıysa o kadarını alabiliyor. Tabii bu yarı zamanlı çalışmanın yönetmeliğini hazırladığımızda ve bunu bana imzaya getirdiklerinde yönetmelikte şunu diyor. Annenin yasal hakkıdır ve işverene dilekçesini verdiği an bu hakkını kullanabilir. Ama bir sabahtan öğlene kadar gitmeyi tercih edebilir. Öğleden sonra akşama kadar olan mesaiyi tercih edebilir. Onu gördüğümüzde sabah servisle gittiğinde öğlen neyle dönecek? Veya akşam servisle döndüğünde öğlen neyle gidebilecek? Çünkü büyük şehirlerde büyük oranda o zaman bir gün gitsin bir gün gitmesin alternatifini de verdik. Ama işveren de diyor ki bir gün gelecek bir gün gelmeyecek. Veya sabah geldi öğleden sonra yok. Bu kadın istihdamında beni zorlar. Dolayısıyla yarım günlü çalıştırmak yerine onun tazminatını öderim. Dolayısıyla yenisini alırım. Biz de bunun önüne geçebilmek için yani birçok ailenin anneannesi, babaannesi veya büyükannesi var. Bir taraftan anne tam gün istihdamda kalsın. Dolayısıyla ücretinin yarısını almak yerine tamamını alsın. Biz de büyük anneye bir destek verelim, gönüllü baksın ve anne açısından güvenli bir adres. Sosyokültürel anlamında önemli bir proje. Ama bunun ücretlendirmesini nasıl yapacağız? Kriterlerini yaklaşık 1,5 aydır çalışıp son noktaya geldik. Proje olduğu için şu anda %50'sini işveren veya taraf diyor, %50'sini de bakanlık olarak, işkur olarak biz karşılıyoruz. Ve bu projeyi 1000 ailelik bir proje olarak düşündüğümüz proje, o kadar çok farklı talipler geldi ki bu Türkiye İşverenler Sendikası, bizim işçi sendikalarımız, Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği ve şimdi biz bu projeyi 5000 aile ve Türkiye'nin farklı 5 noktasında şu anda netleşen 2 il İstanbul ve Bursa, önümüzdeki günlerde diğer 3 ili de belirleyip Salı veya Çarşamba günü inşallah Sayın Başbakanımızın da katılımıyla protokolü imzalayacağız ve 5000 anneye, doğum yapmış anneye 1 yıllık bir proje bazında bir miktarında asgari ücretin net %30'u kadar bir miktarla sahaya çıkacağız. Burada Oğuz Bey, her ay bu aileleri takip edeceğiz. Yani bir sorun var mı? Bu proje ideal bir proje olmasını istiyoruz ki 1 yıl sonra biz bunu bir hükümet projesine, bir kamu projesine dönüştürebilir. Galiba biricik. Başka yerlerde böyle bir şey... Bugün bu uygulama herhalde bu millete ve bu ülkeye ait bir farklı proje olacak. Bu projenin diğer bu boyutunu da şimdi arkadaşlar çalışıyor. Bir Avrupa Birliği destekli proje içinde çalışmaları yaptık ama o projenin kabulü tartışmaları en az bizim bir... Orada işler biraz uzun sürüyor. Dolayısıyla biz bunu bu hafta, önümüzdeki hafta bitirelim. Şubat ayında illerdeki talepleri alalım. Mart ayında da örnek uygulamaya başlayalım. Evet. Kriterler belirlendi mesela yaş, sağlık durumu. Şimdi birinci önceliğimiz sağlık durumu. İkinci önceliğimiz bu aileleri olabildiğince gelir düzeyi düşük olan annelerden başlayalım. Bu da 2 asgari ücretin üzerinde olanlar değil, altında olanlar ilk tercihlerimiz olacak. Anneanne veya babaannenin de bir çocuğa bakabilecek sağlık dinamiklerinin var veya yok olduğu bir hekim raporu ve sonra bu ailenin bir psikolog, bir
bizim iş ve meslek danışmanlarımız var. Gerek aileye ne kattı, gerek ortam ne oldu, aylık raporlamalarla bir yıl sonra biz bu projenin artıları eksileri veya 3 ay sonra ya şurasında bazı sorunlar yaşıyoruz, şöyle düzeltelim diyeceğimiz boyutları görebilelim. Birden fazla torun olursa o gene bir aileye bir büyük anne. Bir büyük anne. Evet. Onların emekli maaşları falan varsa. Yok, onunla ilgili hiçbir şeyimiz yok. Bu tamamen bir yardım destek parası olacak. Büyük ilgi görüyor. Şimdi diğer konulara gelirsek, bu gene emekliler çok hakikaten önemli bir kitle. Yaşa takılanlar konusu var. 2007'de böylesine bir durum ortaya çıkmıştı. Bu konuda çok beklenti var. Bize bu şekilde dönüşte. Oğuz Bey, belki benim çalışmalı Sosyal Güvenlik Bakanı olarak en zor cümlem bu. Takılmaya devam edecekler diyorum. Sanki biraz insafsızmış gibi bir cümle oluyor. Ama bakın. Şu anda bizim ülkemizde emekli ortalama yaşı 52. OECD ülkelerinin tamamının ortalaması 72. OECD ülkeleri ortalama bir emeklisine 17 yıl maaş öderken biz 27 yıl maaş ödüyoruz. Şimdi bizim ülkemiz gibi tek bir OECD veya gelişmiş ülke yok ki 64 yaşında emeklisi olsun. Bizde 37'den tutun, yani her örneği var ki ortalamamız şu anda 52. Şu anda yaşa takılan arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın büyük çoğunluğu 53'ü veya 54'ü bekliyor. Biz de süreç içinde bu süreci işte 54'e çıkaralım, 55'e çıkaralım ve 2036'larda ancak 58 bayanlarda 60, erkeklerde olacak. 2046'da da 65'e taşımış olacağız. Dolayısıyla burada duygularımız açısından vermek isteriz. Realite açısından da reel olandan yana durmamız gerekir. Taşeron işçiler meselesi seçimlerde de gündeme gelmişti bu konu. Ne kadar ilerlediniz? Şu anda taşeron veya hizmet alımındaki çalışanlarımızla ilgili esasında masamızda diğer konu daha öncelikli. Kamu çalışanı reformu. Kamu çalışanı reformunu şayet biz 2017 yılında yapabileceksek bunu bir bütün olarak yapacağız. Çünkü bizim kamuda 657 var. Onun dışında işçi statülü memurlar var. Kısa süreli işçiler var. Mevsimlik işçiler var. Dolayısıyla 4A, 4B, 4C bütün bunlar var. Şimdi hele hele bir de referandum kamuoyunun bir duyarlı olduğu dönemde bu tür reel zamanda yapılması gereken konuları işte inşallah Nisan'dan sonraki aylara erteliyoruz ki biz bu ülkenin kaderiyle ilgili konuları sağlıklı reel zeminlerde tartışalım. Yamalı bohçaya bir yama daha vurarak ülkenin de bu çalışan arkadaşlarımızın da sıkıntılarını çoğaltmayalım. Dolayısıyla şu anda bütün bu olağanüstü sorunlara rağmen, yani 2016'da yaşadığımız olağanüstü sorunlara rağmen hizmet alanındaki kardeşlerimizin belirli güvencelerini zaten düzenledik. Ama bizim onlara taahhüdümüz olan işte kamudaki statülerini inşallah bu yıl içinde ama referandumdan sonra tekrar masaya yatıracağız. Yani, bütüncül çözüm doğru olan. Evet, kamu personel reformu mu? Evet, kamu çalışanı reformu. Büyük iş aslında ve yani, çok önemli. Bence yani bu anayasa reformunun Türkiye'nin en temel sorunlarından bir tane. Yani bu ülke kamu çalışanı reformunu önümüzdeki 1-2 yılın içinde yapabilirse bir defa hani o muasır medeniyet seviyesi dinamiklerini çok daha hızlı, çok daha dinamik yakalar. Neler söylenebilir? Mesela liyakat deniyor, personel değerlendirilmesi deniyor, performans kriterleri. Performans kriterleri, liyakat, terfi statüleri, kendisini geliştirme. Ben hep genelde kendimden örnek veriyorum. Ben 1986 dahiliye uzmanı oldum, 86'da. Yani 30 yılı bitti. Şimdi 30 yıl önceki bir dahiliye uzmanının bilgi birikimiyle
bugün 30 yıllık devlet tecrübesi var, kıdemi var, statüleri var diye terfi ettiysem, mesleki anlamda kendimi geliştirmediysem bunun topluma faydası olmaz. Dolayısıyla bir mimar mühendis devlette, bir hukukçu devlette, hangi alanda sayarsak sayalım, kendisini beşer yıllık dilimlerle dünya ile yarışacak bilgi birikimine adapte etmiyorsa, edemiyorsa, onu yalnız devlette geçen süreleri kıdemli hale getiriyorsa, bu millet açısından da, o kamu görevlimiz açısından da esasında dezavantajdır. Bunu şeffaf, ölçülebilir, tarafsız ölçülebilir ve liyakatı da değerlendirebilecek sistematiği çok yönlü çalıştaylarını yapıyoruz. Yani burada Bursa'da yaptık, İstanbul'da yaptık. Önümüzdeki dönemlerde farklıyla. Burada üniversitelerden uzmanlar var. Burada yerel yönetimlerde çalışanlar var. Burada özel sektörden de çalışanların bakışları var. İstiyoruz ki millete hizmetle sorumlu olan kamu çalışanı milletin bir adım önünde ona vizyon katacak ve onun hizmetlerini daha güçlü ve kaliteli yapacak bir yolculuğu veya bir planlamayı yapabilir. Ders çalışacaklar yani. Hepimiz hep birlikte. Evet, neticede 80 milyon bir ülke ve büyük hedefleri olan bir ülke. Milletin önünde engel olan değil, milletin önünde öncülük yapabilen bir yapıyı kazandırmalıyız bizim kamu çalışanlarımıza. Aklıma geliyor, devlet memuru olmak çok tercih edilen bir şeydir. Çünkü garantisi vardır. Burada bir düzenleme söz konusu. Şimdi tabii burada zaten en fazla sıkıntı burada. Şimdi devlete girmek isteyenlere bir analiz ettiğimizde veya kamuoyunda anketler yaptığımızda neden devlet dediğimizde bir güvencesi yüksek, garanti, iki rahat. Şimdi bu iki kelime yan yana ana statüde durduğu sürece o zaman bir rahat etmek için devlet, bir de garantide olmak için devlet. Ama bizim garantide ve güvencede olmasından sorumlu olduğumuz kitle 80 milyon. Yani 80 milyonun yarını daha güvencede olmalı. 80 milyonun yarını bugünden daha iyi olmalı. Ve kamuda olan 3 milyonluk bu anlamdaki çalışan da birinci sorumluluğu bu olduğu için kendisini geliştirmeli. Kendisini bu alanda geliştirdiği zaman zaten güvencesi de garantidedir. Kendisini geliştirdiği zaman her türlü güvencesi zaten de vardır. Dikkat ederseniz kamuda çok başarılı olanları özel sektör hemen alır. Evet. Niye? O zaman kamudaki çok başarılı olmanın yolunu da daha fazla açmalıyız ve onu daha çok teşvik etmeliyiz. Ama hadise yalnız güvence ve yalnız rahatlıksa o zaman bu sistem bizi o muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki hedefe zor taşır. Hem ücretlerde de o zaman gene bu liyakata tabii, performansa göre bir düzenleme de olacak. Ve araya sağlık sektörünü alayım Sayın Bakan. Çünkü hakikaten sağlık hizmetleriyle neredeyse bakanlığınız iç içe, zaten Sağlık Bakanlığı da yaptınız. Evet. Sağlık sigortasında bir düzenleme düşünülüyor mu veya oradaki sorunlar varsa eğer? Şimdi bir defa. Şu anda Türkiye sağlık hizmeti sunumunda ve sağlık sigortasının sağlık hizmetlerini karşılamada dünyada neredeyse örneği olmayan tek ülke. Yani %99,5'u sağlık sigortasından istifade edebilen bir toplum olarak istediği devlet hastanesinden, istediği özel sektörde kısmen bir katılım payı ödüyor ama çok rahat ulaşabiliyor, çok hızlı ulaşabiliyor, çok hızlı farklı alternatiflere de yönelebiliyor. Bazen burada eleştiri bile alıyoruz. Yani bu kadar rahat, bu kadar kolay, bu kadar ucuz, yani bunun sürdürülebilirliği yok diye. Bu anlamda bir defa bunun tabii öncülüğünü, liderliğini Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Ben burada kendisine teşekkür ediyorum. Bir şu anda sağlık sigortası için topladığımız primler, esasında sağlığa harcadığımız parayı karşılıyor. Burada karşılıyor. Burada bir açığımız yok. Ama genel sigorta anlamında az önce dediğim emeklilerdeki yük nedeniyle bizim sosyal güvenlik bütçemize hazineden destek alıyoruz. Çünkü az önce dediğim 52 yaş ortalamalı
11,5 milyon emekli yükü ister istemez hazineden desteği gerektiriyor. O nedenle bizim sağlık uygulamalarında yeni vizyonlar, yeni değişimleri inşallah bu yıl yoğun bir çalışmayı yapacağız. Sağlık Bakanlığımızla entegre olarak daha standardı yüksek, daha kaliteli ve daha hesaplı hizmet almanın formüllerinde çalışıyoruz. Biraz önce bir eşik ya da önemli bir pozisyon olarak belirttiniz referandumu. Hani kamu personeli de ondan sonra, kamu personel reformu da ondan sonra olacak. Taşeron işçiler meselesini de gene o kapsamda herhalde. Ya burada temel konular bir kıdem tazminatı gibi, iki bir kamu çalışanı. Bunlar ülkenin kaderinde kalıcı olacak sistemlerdir. Dolayısıyla bunu seçim atmosferlerinin, kimin hangi gün, hangi konuda çarpıtacağı konuların başlıklarına olacağı bir süreçte reel konular sağlıklı çözülemez. O nedenle şurada bir iki ayımız var. Ondan sonra sağlıklı bir zeminde reel olan, burada Oğuz Bey, en büyük şeyimiz bir kurduğumuz sistem güvencesi, hakkaniyeti, sürdürülebilirliği sağlıklı olmalı ve kalıcı olmalı. Bir de geliştirilebilir. Yani bir 5 yıl sonra bunu geliştirmek istiyorum. Geliştirebilmeliyiz. Çünkü dinamik bir yaşam. Dünya her gün değişiyor. Yani bugün baktığımızda Avrupa, Avrupa'daki İngiltere'nin AB'den çıkışı, Amerika seçimlerinde Trump'ın gelişi, birçok şeyi ekonomik anlamda da sosyo-kültürel anlamda da birçok şeyi değil. O zaman bizim sistemlerimizin de sürdürülebilirliği ve kendilerini geliştirebilirliği konularını mutlaka iyi zemine kurgulamamız lazım. Gene de kıdem tazminatında o eşikten sonra ne kadar konuyu halletmeye yakın paylaşlar? Ben bu yıl kıdem tazminatının bu yıl büyük oranda çözülebileceğine inanıyorum. Bir defa şunu söyleyeyim. Mevcut konumunun aynen devam etmesini istiyorum diyen mevcutlara dokunmayabiliriz. Yani onlar haklarını daha aynı koşullarda devam ettirmek isteyenlere dokunmayız. Ama sağlıklı, yeni, hakkaniyetli, şeffaf, güvenceli bir fonu bundan sonra ve mevcutta olup da katılmak isteyenlere açabiliriz. Dolayısıyla bu bakış açısı zaten hadiseyi %70-80 çözüyor. Ama dediğim gibi bunu inşallah referandumdan sonra. Evet. İstihdamı artırıcı önlemler peş peşe geldi. Bunların sonuçlarından neler bekliyorsunuz? Oran olarak bir şeyler planlanıyor mu? Evet. Şimdi Oğuz Bey, bir defa rakamı çok net söylüyorum. 1 milyon işsize iş arayan insana 10 milyarlık desteği biz Çalışma Bakanlığı olarak bu seneye planladık. Dün de Sayın Başbakanımızdan bunun onayını aldım. Şimdi 1 milyon bir ilk defa iş arayanlar veya işsiz kalmış olanlar veya kadınlar veya stratejik alanlarda iş arayan, çünkü Türkiye'nin stratejik alanlara da desteği var. Oralarda da bizim işverenin yanında olmamız lazım. Dolayısıyla bunun 300 bini iş başı eğitimleriyle daha önce de olup devam edenler. 300 bin rakamına bu sene destek vereceğiz. Ve bu anlamda bu 300 bine ilave bir şey daha söylüyoruz. Kalıcı istihdam bu 300 bin rakamında %65'lerde. Evet. Yani bizim verdiğimiz desteğin %65'i geçtiğimiz yılki zor koşullarda %65'i kalıcıda kalmış. Önümüzdeki dönemde daha çok kalıcıda kalsın diye bunu %25 ile devam ettireceğiz. Yani kalıcı istihdama döndüğünde bir yılda %25'lik desteğe vermeye devam edeceğiz ki bu süre ikinci yıllara da dönüşebilsin. Yine yaklaşık 200 bin toplum yararına, bunun %50 binini şimdi yılbaşı itibariyle bu yılın ilk yarısında kullanacağız. Ama diğer 50 binini de okulların açıldığı dönemde milli eğitim dinamiklerine destek için yılın ikinci yarısında kullanacağız. Bunun dışında aktif iş gücüne destek, artı istihdama. Yani bir iş yeri 100 çalışanı var. 110'a çıkartmak istediğim dediği o 10 kişiye %50'sini biz üstleniyoruz. Diyoruz ki
100 asgari ücretin net %50'sini biz vereceğiz. Ve veya ilk defa iş arayan üniversite mezunu kardeşime de diyorum ki git patrona, işverene de ki asgari ücretin yarısı benim cebimde, bunu senden talep etmiyorum. Diğer yarısını senden istiyorum. Beni akıl terimi de alın terimi de sizde dökmek istiyorum. Beni işe alır mısınız? Bu işveren içinde, iş talep eden gencimiz veya işsizimiz içinde veya kadınımız içinde ya %50'sini artı istihdamda bir yıl süresince, ikinci yılda %25'ini devam ettiriyoruz. Dolayısıyla ikinci yılda devam edecek bir desteğe yaklaşık 280-300 bin gencimize de ve işsizimize de bunu veriyoruz. Ve meslek eğitim destekleri veya aktif girişimcilik destekleriyle 1 milyon gencimize veya insanımıza bu anlamda farklı projelerle 10 milyarlık desteği projelendirdik. Ve şu anda bizim çalışma hayatında milli seferberlik projemiz 12 üst düzey bürokratımız, yani buna bakan yardımcımız, müsteşarımız, müsteşarlarımız, kurum başkanı, genel müdürlerimiz bugün mesela 12 ilde. Her cuma bir farklı 12 ile gidiyorlar. Ben burada bu projelerin nasıl istifade edilebilecek? Şimdi yaygın bir medya, gerek radyo, gerek internet, gerekse görsel medyada yaygın bir kampanyayla olabildiğince işsiz kardeşlerimizin, iş arıyorum diyenlerin istihdam adreslerini buluşturmaya, desteklerimizle onları entegre etme çalışmalarını önümüzdeki 10-15 gün içinde güçlü bir şekilde yapacağız. Ama diğer taraftan şöyle bir sorunumuz da var. İş beğenmeme gibi var. Bir ayrı pencere var. O da ayrı bir sorun. Gerçekten öyle. Şöyle yapalım Sayın Bakan, siyasi konular da var. O yüzden onlara yeterli zaman ayırmak adına bunu araya alıyorum bu kez. En sıcak konu Yunanistan'daki yüksek mahkemenin darbeci, oraya kaçan darbeci subayları iade etmeme kararı. Ankara'nın çok sert tepkisi var. Bir defa Ankara çok haklı. İkincisi Yunanistan bundan 4 ay önce, 5 ay önce veya hemen onlar kaçtıktan sonraki hükümet olarak kamu Yunan devleti adına duruşuyla dün verdiği karar arasında büyük bir çelişki var. Hele hele 1967'de darbe sonraki süreçleri, ben o dönemi de evet, oranın bir vatandaşı olarak yaşadığım için bu darbelerin ne olduğunu bilen bir ülkenin bu tavrı esasında anlaşılabilir değil. Reel de değil. Ama özellikle Avrupa ve belirli odaklar Türkiye'nin üzerinde farklı stratejilerle algı yönetimi yapmaya çalışıyorlar. Bana göre bu da bir algı yönetiminin bir parçası. Ve referandum sürecine girmek üzereyiz. Cumhurbaşkanı imzaladığı anda resmi gazetede yayınlanacak ve kampanya süresi de işte Şubat'ın başlarında başlayacak. Kendi alanınızdan bu meseleye de nasıl bakıyorsunuz genelin dışında? Çalışma hayatına herhangi bir değişikliği, bir yeniliği olabilir mi iktidarın getirmek istediği bu yeni sistemin? Şimdi tabii bir defa bizim yeni sistemin Türkiye'ye kazandıracağı en büyük kazanım, ki ben hep o örneği veriyorum. Ben bu ülkeye 70 yılından beri ülkenin siyasi başarılarını da sıkıntılarını da birebir gözlemlemiş, zaman zaman bedellerini de sıkıntılarını da yaşamış biri olarak, tamamen bu ülkenin bir vatandaşı olarak, zaman zaman bu millet hiç hak etmediği bedelleri sistem dolayısıyla veya arka plandan sistemle istediği gibi oynayabilen karagöz hacivat oynatıcılar nedeniyle millet bedelini ödedi. Ağır bedelleri, 70-80 arası 5-6 bin gencini kaybetti. Ondan sonra işte 80 dönemi bir farklı süreç oldu. 28 Şubat dönemi bir farklı süreç oldu. AK Parti döneminde birebir yaşadık. Yani işte 2007'de %47 oy almış bir siyasi partiye bir savcı kapatma davası açtı. 11 hakim davayı gördü. Dünyanın krize gittiği bir ortamda 5 ay süresince biz böyle şey gibi, papatya falı gibi, ben o zaman mecliste, bir gün bir haber geliyordu. Bir oyla kurtuluyorduk,
Bir gün bir haber geliyordu, bir gün oyla kapanıyorduk. Esasında kurtulan da kapanan da AK Parti değildi. Kurtulan da veya kapatılan da milletin iradesi idi. Ve ben bazen şaka yaparım. Yani o gün bir oyla kurtulduk. Acaba ertesi gün karar verilseydi bir oyla kapanabilir miydik? Ya demokrasi, milli irade birilerinin bu kadar kolay oynayabildiği, milletin kaderiyle bu kadar kolay, o beş ayın içinde ülke çok şey kaybetti. Yatırımcı dur bakalım dedi ki Türkiye'nin o dönem çok, çok güçlü yükseliş dönemiydi. Ama öyle veya böyle durağanlığa ittiler. Şimdi bu ne getirecek? Bir defa kamu vicdanının büyük çoğunluğu. Bir kişinin veya bir ekibin dinamiklerine teslim olacak, şeffaf olacak, hesap sorulabilir olacak, sahip çıkılacaksa sahip çıkılacak, hesap sorulacaksa hesap sorulabilecek olacak. Bir defa ipin ucu tamamen milletin elinde olacak. Bugüne kadar ipin ucunu hep böyle değişik nedenlerle millete kısmen veriliyor ama birileri istediği zaman oynayabiliyor. Bundan sonra milletin yetki verdiği güç millete hesap verecek. Bir dönem daha yapabilecekse bir dönem daha yapabilecek. O hesabı verebilen tekrar aday olacak veya hesabını verdi aday oldu ama desteği bulamadı, daha cazip bir destek. Dolayısıyla bu hem toplumun büyük çoğunluğunun vicdanının hem de hiçbir lider ben %50,5'una saldırım demeyecek. Bütün liderler, aday olan adaylar en az toplumun %70'inin 80'iyle uzlaşı içinde olabilmeyi hedefleyecek ki başarılı olsun, seçildiği günden sonra da hizmetler yapar. Dolayısıyla ben çalışma hayatına da, ülkenin büyümesine de, istikrarına da, birilerinin gelişi güzel oynayabilmesine olacağı engellerle Türkiye göreceksiniz. Çok müthiş bir performansı Nisan ayı sonu itibariyle yakalayacak ki 2019'dan önceki döneme bile faydalarını 2019'dan önce göreceğiz. Bir konu hemen hemen kaldı. Bu işsizlik maaşından yararlananların kapsamının genişletilmesi konusu, esneklik. Bu konuda epey çalışma yapıldı kamu yönetiminde, hükümette veya ekonomi koordinasyon kurulunda. Bir gelişme bekleyebilir miyiz? Çünkü şikayetler de var. Yani belirli şikayetler var. Belirli analizleri yaptık. Ama bu süreç yine istismara uygun bir süreç olduğu için onu da inşallah 3 ay sonra konuşalım. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum Oğuz. Kolay gelsin. Ülkemizin yarınları bugünden daha sağlıklı olsun, daha güçlü olsun, daha huzurlu olsun diyorum. Çok sağ olun. Size de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bitirdik efendim. Hoşça kalın.